Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün öğleye doğru bir zaman oldu. Biz hala sabah kahvaltısı yapıyoruz. Daha yeni başladık. Öyle ezan okunamadık hala. Bugün bayram telaşesi, misafirler derken yorulmuştu. Ve biz kahvaltı yaparken bir şey çekeyim dedim, video çekeyim. Bu bir belki birazcık bizi tanıma videosu olsun. Çünkü arkadaşlardan çok çeşitli sorular geliyor. Bazı şeyler geliyor. Sen de bir merhaba de canım. Merhaba canlar. Hepinize hayırlı, sağlıklı, sıhhatli, güzel günler diliyorum. Evet. Sabah kalktık, kahvaltı etmeye başladık. Evet. Devam ediyoruz bakalım. Evet. Eşim böyle diyor. Devam ediyoruz bakalım. Arkadaşlar biz kimiz? Biz öncelikle herkes tanıttı, kendini tanıtma videosu çekiyor. Biz birden Lodostom'a daldık gibi olduk. Aslında Lodostom'a dalmadık. Ben bu şeyi kanalı ilk önceleri para kazanma amaçlı falan hiç düşünmeden sadece yaptığım yemeklerin lezzetini etraftan çok beğendikleri için İnsanlara bir faydam olur mu diye açmıştım ilk önceleri. Sonradan doğru düzgün bir telefonumuz yoktu. Yani çekecek bir telefonum yoktu. Telefonumun hafızası çabuk doluyordu. Kameram da yoktu. Çok bilgi sahibi olmadığım için eski videolarımda da bazı şeyleri bazı yemeklerim var. Gerçekten o yemekler lezzetli yemekler. Hatta yarım kalıyordu, şey yapıyordu. Sinirlendim, bırakmıştım. Benim hatta bir tane de Facebook'ta da yemek şeyim var. Kendim için açmıştım, unutmayayım diye. Artık yaşlanıyorum, unuturum diye. Hatta bir tane kitap da yazdım. Kızıma verdim yemek kitabı. Benim bir şeyler için çabaladık, uğraştık. Kızım bari bu kaybolmasın. Yarın bir gün bizler dedik hani ölür mü ölürsek sana hatıra kalsın. Diyeceksiniz ki o yemek kitapları, kızıma yazdığım yemek kitaplarını hiç kimseden almadığım, hiç kimseninkine bak özenerek yapmadığım, kendi yani anonim kendimin bildiği, kendimin geliştirdiği yemekler, tarifler var. Hatta daha da yazacaktım, yaz bitmiyor. En sonunda kızım evlenecekti, nihayetine erdirdim. Arkadaşlar, ben 16 yaşında evlendim. Bizim zamanımızda 16 yaşında evleniliyordu. Çocukken evlendim. Babam biraz çabuk verdi. Yani evlendim. Evlenip geldiğimde eşim de benden 5 yaş büyüktü. O da bir çocuk denilecek kadar küçüktü yani. Ve kendimizi hiç bilmiyorduk. Kendimizin ne yapacağını, nasıl davranacağını. O kadar çocuktuk ki hiçbir şey bilmiyorduk. Babama ben okumak istediğimi söyledim. Ortaokulu ben öğretmen okuluna gönderdim. Ondan sonra liseyi bilmem ne. Yani okumak istediğimi söylediğimde bana cevabı şu oldu. Kadınlar okumaz. Asla seni okutmayacağım. Asla ve asla gidemeyeceksin. Ve kitap da okumayacaksın. Hiçbir şey yapmayacaksın diye bana baskı kurdu. Bayağı bir baskı kurdu. Çok ağır baskı kurdu. Kadınlar dedi okumaz. Kadınlar işte para kazanamaz, kazanmayacak. Asla kazanmamalı. Yüz bulurlarsa işte eski kafa, anlatabiliyor muyum? Yüz bulurlarsa işte kocasını boşarlar. Bilmem şöyle olur. Saçma sapan birçok bahanelerle. Daha doğrusu belki de okul masrafını karşılayamıyordu. Bilmiyorum yani. Belki de önemsemiyordu. Bu şekilde. Kadınlar okumaz dedi babam. Sonra ben onlardan habersiz dikiş kursuna yazıldım arkadaşlar. Daha 12-13 yaşındaydım. İlkokulu bitirdikten sonra dikiş kursuna yazıldım. Bir sene bile durmadan dikiş kursuna. 13 yaşında daha yani dünürçüler geliyor. Düşünebiliyor musunuz? 13 yaşında benim yani evlensem ve verseler evleneceğim yani. Ağlayarak evlenmek istemediğimi söylüyordum.
dikiş kursuna yazıldım. Dikiş kursuna yazıldığımda babam boşuna yazıldığımı, işte bir şeyler almayacağını falan da söyledi. Babam yani biraz despot birisiydi. Sadece hani kendi şeyini düşünürdü. Kendini düşünürdü. Yani o da annemin bir ayrı hikayesi. Söylesem, anlatsam roman olur. Aynı şu Türk filmleri gibi annemin hikayesi. Neyse. Oraya geçmişe gitmeyelim de kendi geçmişimi anlatayım. 16 yaşında ben dikiş kursuna gittiğimde 13 yaşındaydım. Evde makine yoktu arkadaşlar. Hocamız da hiçbir şey öğretmiyordu. Sadece nakış öğretiyordu kadın. Belli başlı bir şeyler öğrenmiş. Doğru düzgün dikiş öğretmiyordu. Hazır kalıplardan çıkarıyordu. Yani anlayacağınız bize hiçbir şey öğretmedi. Kendisinde yaşıyor mu bilmiyorum da. Belki yaşıyor olabilir. İsmi de Hürriyet Çiftçi diye bir kadındı. Hiçbir şey bilmiyor. Kendine bile diktiği elbiseler hep aynı modelde. Öyle girmiş işte. Birisi 2 sene gitti, ceket dikmek istedi. Kadın 6 ayda bir ceketi kestiremedi, biçtiremedi, diktiremedi. Yani benim şanssızlığım buydu. Ama nakış yaptık. Benim evde makinam yoktu ya, kadın şey yapardı. Dikişim oranın makinasında, yurdun makinasına diktiğim için orası hep bozuktu. Ben de tamir etmeyi bilemediğim için dikişi bozuk diye benim diktiklerimi falan... Ben de daha çok nakışa yönelmiştim. Şey yapmazdı. Sergiye bile doğru düzgün koymadı kadın. O kadar haksız bir kadındı. Yani senin yoksulluğunu, yokluğunu bilemedi. Bu öyle bir anlayışsız bir kadındı. O benim şanssızlığım oldu. Ama orada ben elimde bir şeyler dikerdim. Herkes çok beğenirdi. O yüzden gittim dikiş. Hiç olmazsa kendime bir çıkış yolu arıyordum. Dikiş kursuna gittikten sonra 1000 küsur saat içerisinde durmaksızın el nakışı yapmışız. Makine nakışını da sonradan gittim öğrendim yani. Başka bir kursa eşim gönderdi. Eşim benim ilerlememi, bir şeyler yapmamı çok isteyen, çok iyi bir insan gerçekten. Hani ailesi bana biraz sıkıntı çektirdi ama kendi yüzü yalan desin. Eşim iyi bir insan. Gerçekten beni çok rahat ettirdi yani. Allah razı olsun. Ne dediysem ikilemedi. Sadece maddi gücü yettiği yere kadar. Ve ben iki çocuğumu, eşimin şeyini, kardeşin çocuklarını falan hep yardımcı olurdum. Ödevlerini yaptırdım. İlkokul mezunu olmama rağmen onlar ortaokuldaydı, lisedeydi. Ben söylerdim, onlar yazardı. O kadar çok kitap okurdum ki babam bana kitap okutmazdı. Evliyken birini bırakıp bekarken kitabı okurdum. Babam geleceği zaman eski divanlar vardı. Divanın altına fırlatıverirdim kitapları ki görmesin diye. Evlendikten sonra uzun bir süre eşimden de kitabı saklamaya çalıştım böyle divanın altına. Halbuki o hiçbir şey demeyip tam tersine beni destekliyordu yani. Öyle bir sıkı da ve geri kafalı gibi bir durumda şey yaptık. Yani bayanlar okumaz işte. Bayanların kafası, yüzü açılmayacak, bayanlar evden çıkmayacak tarzı bir insandı babam. Arkadaşlar ondan sonra biz 16 yaşında evlendikten sonra ben yanımda öyle bir yere düştüm ki eşim var değil mi? Kayınbabam var, kaynım var, yazları 2 tane kız geliyor. Bütün bunların akşama kadar 3 öğün yemeğini hazırlıyordum. Büyük de bir bahçemiz vardı. Orada çabalıyordum. Çocuğum oldu sonra, bir sene sonra bir tanesini kaybettim. Hepsinin yemeğini yapıyordum. Elimizde çamaşırını yıkıyordum. Artık ellerim, şu bileğim çıkıyordu. Ayaklarımla tekmeleye yıkıyordum yani. Sonra zorla bir zaman sonra bir makine aldık. O şu merdaneli makinalardan ama. O kadar kalabalıktı ki etrafımız, eşimin tek maaşı yetmiyordu. Mecburen yıllarca beklemek zorunda kaldık. Ben işte okusaydım, hani bir kazancım olsaydı, bir şeylerim olsaydı ona destek olurdum. Her şeye daha iyi şey yapardık. Belim sakat oldu. Bel fıtığı oldum. Çünkü ta kuyudan suyu yoktu. Bu devletin verdiği su yoktu. Kuyudan, buralar ıpıssızdı. Kuyudan su çekerdik.
Ondan sonra yani hiç çocuğumu falan düşürmedim Allah'tan ki. 3-4 tane, 2-3 tenekeyi böyle omuzluklar vardı. Sırtlardık çekerdik arkadaşlar. Yani anlayacağınız hayatımız çile içerisinde geçti ama hep içimdeki okuma aşkını asla söndürmedi. Geldiğimde eşimin evine geldiğimde o kadar kalabalık vardı ama millet okuyordu yani. Herkes okuyordu. Eşim de okuyordu. Lisesini okuyordu. Kaynım okuyordu. Görümcelerim okuyordu. Hepsi geliyordu, gidiyordu. Yani evin içinde kitap doluydu. Benim de gizli gizli sakladığım bir sürü kitaplarım vardı. File filenin buna verdim. Taşıdı, getirdi bu eve. Evimiz kitap doluydu ama ben o zaman erkenden çocuk olduğu için, çocukları büyütmek zorunda olduğum için bir türlü okuyamadım arkadaşlar yani. Okuma biraz ağır geldi. Neyse. Yani. Vallahi. Üzüldüm biraz. Geçti gitti ya. Geçti gitti de canım üzüldüm. Neyse. Çocuklarımı büyüttüm. Onları bir halli yoluna koydum. Lise, oğlum lise dönemine geldiğinde eşime dedim ki ben ortaokul lise diplomasını almak istiyorum. Bu da bana dedi ki istediğini yap. Yani bu kadar kalabalık içerisinde. Neyse. Arkadaşlar, ben ortaokulu millet şeylerden geçe geçe aldı. Ben ders çalışarak aldım. Liseydi. Ama kafam biraz gerilemiş. Çok güzel matematik yapan ben. Çok güzel ama şeyim gerilememiş. Sözel bölümüm gerilememiş. Matematik bölümüm gerilemiş yani. Gerçekten. Yani yıllar geçtiği için bir de millete durmaksızın ders yaptırdığım ve durmaksızın hala kitap okuduğum için onlar gerilememiş ama matematiği hiç yapmadığım için o çok gerilemiş yani durmuş. Bayağı bir zorlanmama rağmen aldım. Ortaokulu aldım ama ötekileri hakkıyla aldım. Ortaokulu matematiğini de hakkıyla gerçekten çalışa çalışa aldım ama liseye gelince yetiştiremedim arkadaşlar. Akşam sanat lisesine gittim. Benim gittiğim kursun lisesine gittim. Çok uzaktı bize. İki arabalıktı. Oraya gittim. Orada çok uğraştım. Ders çalıştım. Gerçekten çalıştım yani. Millet kopya falan da çekiyordu ama herkes iş için. Birçok kişi dikiş hocası olabilmek için. Zaten kurs veriyorlarmış. Bunlar için alıyorlardı diplomasını ama ben öyle değildim yani. Benim amacım roman yazmaktı, bir şeyler yazmak. Türk dili ve tarihi ve edebiyatını bitirmek istiyordum gerçekten. Avukat falan şu bu olmak istemedim yani. Türk dili ve edebiyatını bitirmek istiyordum. Sonra ben orada liseyi aldım. O kadar çok kursa gitmişiz ki nakış kursuna. Benim kursum şeye yeterli geldi yani. Lise diplomasını almaya yeterli geldi. Ama hiç dikiş dikmeyi bilmiyorum. Sadece nakış biliyorum arkadaşlar. Nakış, el nakışı. Elimizde işlemiş durmuşuz. Kadın bize doğru düzgün hiçbir şey öğretmedi. Yani modelistik, çizim, şu bu onları öğretmedi. Neyse. Ben sürekli okumaya devam ettim. Hep okudum, hep okudum. Yani elime geçen her şeyi okuyordum. Hiçbir şey bulamazsam, param yetmezse ansiklopedi okuyordum. Meydanlarus, Büyüklarus. Açıyordum onlar okuyordum. Böyle böyle çocuklarımı büyüttüm. İşte liseye geldiler. Kızımı da büyüttüm. Oğlumu da büyüttüm. Lise döneminde ben de işte ortaokul liseyi aldım. Ve durmaksızın ailemizin okuyan insanlarına ödevlerini yapardım. Resimlerine yardım ederdim. Fark etmeden kendimi çok geliştirmişim. Fark etmedim yani. Bunları aldım. Sonra eşime dedim ki ben üniversiteyi de okuyayım dedim. Eşim dedi ki çocukların üniversite dönemi geldiği için Selma dedi gücümüz yetmez tek maaş bir sürü de dedi insan var başımızda yapamayız dedi. Hepimiz birlikte olmaz. Ya çocuklar ya sen. Kendimi geriye çektim. Çocuklarım okusun da tek benim gibi olmasın dedim. Başka bir tane şey alayım. Evet arkadaşlar. Ve çocuklarım birisini mühendis çıkarttım. Birisi de işte iki üniversite bitirdi. O bir tanesi Almanya'da hayırsız olan dediğim işte. Bir tanesi de burada evli.
O da işte çocuklarını büyüttükten sonra şey yapacak. Avukatlık yapacak. Mesleğine geçecek. Bir şeyler yapacak. O siyasal bilimleri bitirdi ama o da farklı bir macera. Sonra neyse. Farklı. Onunki de ayrı bir. Neyse onu anlatmayayım. Oraya geçiş, ya geçiş yapacak. İki üniversite bitirdi o. Neyse ben içimde çok ukde kaldı. Sonra millet Arapça konuşuyordu. Arapçayı neden Arapçaya ilgim var dediler. Annem Arapçayı okurdu zaten. Çok hoşuma giderdi Arapçayı okumak. Okurken çok hoşuma giderdi. Babam da Libya'da falan çalıştı. Bir yerlerde çalıştı. Da Arapçayı öğrendi. O da konuşurdu. Hani babam da konuşurdu ya. Ben Arapçaya olan ilgim Kur'an'ı çok iyi anlayabilmek. Çünkü Kur'an'ın çevirilerinde hatalar gördüm. Mesela o zamanlar top tüfek yoktu. Şey Peygamber Efendimizin zamanlarında top tüfek yoktu. Çevrede işte topla tüfekle şöyle olursunuz böyle olursunuz diye acayip çeviriler görmüştüm. O zaman icat edilmemişti top tüfek. O yıllarda. Kur'an'ı kendim okumak istedim arkadaşlar. Kendim okuyup bilmek istedim. Bir ikincisi dil olarak da Türk dilinin birçok kelimeleri Arapça. Oradan başlamak istedim. Yani daha kolay olur dedim. Arkadaşlar sadece Arapça değil ben İngilizce, ondan sonra Fransızca ve Fransızca öğrendiğin zaman zaten İspanyolcayı, ondan sonra Meksikalıların konuştuğu Portekizceyi falan %80 anlıyormuşsun. Almanca, bunları da öğrenmek istiyorum. İngilizceyi bilgisayar için hiçbir şey yapamıyorum. Yani okuduğumu anlayamıyorum. Arka tarafa dönüş yapayım. Lise dönemlerinde kız kardeşimin çocukları Türkçe bilmez. Bayağı bir onlarla patçat konuşuyordum. Unutmuşum. Geri her şeyi unutmuşum. Her şey silinmiş. Ondan sonra o kadar şeye daldık ki işte ben bunları da öğrenmek istiyorum. Annem Alzheimer'dan vefat etti. Benim yanımda bayağı bir kaldı. Alzheimer ırsi de olabilir. Hem bu sebep de var yani. Dil öğrendiğin zaman beyin sürekli çalıştığı için bu tarz şeylere yakalanmıyorsun arkadaşlar. O ağır hareket etmelerimin nedeni de 25 sene doğru düzgün yürüyemedim. Bel fıtığından çok ağır sıkıntılar çektim. Sonra da şeker, tansiyon bilmem ne çıktı. Ve işte o sebepten dolayı kilo aldım. Sürekli kortizonlu ilaçlar içe. En sonunda ameliyat oldum. Ama hala doğru düzgün bir yani o eski böyle fırıl fırıl dönme şeylerine kavuşamadım. Yani ama kendimi idare ediyorum. Yani ağır ağır dönüyorlar, dönüyorsun diyen arkadaşlar var. İşte sen beceremiyorsun, yavaş yavaş yapıyorsun falan diyen arkadaşlar var. Onlara da bu cevabım olsun. Ben geçen gün mesela videoda belimde korseyle çektim. Sevgili arkadaşlar. Bu videoyu attım. Çünkü arkadaşların kafasında bazı sorular var, bazı şeyler var. Atıyoruz yani. Eşim de bana yardım ediyor. Aslında kamera arkasından eşim bana çok yardımcı oluyor. Ondan sonra mesela bir şeye ihtiyacım olunca alıyor, veriyor, bir şeyler yapıyor. Siz görmüyorsunuz tabii. O yardım ediyor. Eşim bana yardım ediyor. Yani ben her ne kadar tek görünüyorsam da o yardım ediyor. Bazı şeyleri mesela sürekli o çekiyor. Eski videolarımın birçoğunu o çekmiştir yani. O da yardım ediyor. Çünkü tam zoomlayamıyorum, tam şey yapamıyorum. Eşim geliyor yardım ediyor. Eşim telefonu iyi bilir. Her şeyi telefondan yapar ama bilgisayarda birkaç yaptı ama telefonu çok iyi kullanıyor yani. Onun için o bana yardım eder. Ben de telefonla çekiyorum. Benim kameram yok yani şu anda. Neyse ilk o açtığımız ilk zamanlar ben kendim için açtığım kanalı zevk için açmıştım. Sonradan dedim ki hayatım boyunca dedim sürekli dedim hani hazıra konmuş gibi bu kazandı ben yedim. Acaba dedim birkaç kuruş da bizler alabilir miyiz? Mesela diyorum şuralarım yapılacak, bir şeylerim yapılacak. Artık beklemekten yoruldum, 65 yaşına geldim. Ben de bir katkıda bulunabilir miyim evimize ufaktan olsa diye düşündüm. Bazı arkadaşlar diyor ki sen diyor işte abone için yapıyorsun. Arkadaşlar ben abone için herhangi bir şey yapmıyorum. Beni severlerse
nasipte, kısmette Allah bana nasip kısmet ederse eğer ben şey yaparım. İyi olurum. Aboneler gelir. İnsanlarla kavga ederek ben cevap vererek, kavga ederek, onlarla münakaşa ederek ben istemiyorum yani abone. Ben yani bana bir kötü kötü söz dersen niye şunu yaptın, böyle yaptın, şöyle oldun, yok şu oldu, bu oldu. Sürekli tek tek açıklamak zorunda kalıyorum. Sağlık sorunlarından dolayı bazı şeyleri yavaş yapıyorum. Çok hızlı olduğum dönemler de vardı ama bu bel fıtığından sonra sırtımıza, yani bizim yerimizde olsa onlar yerinden kalkamaz. Bu olumsuz eleştiri yapan insanlar için diyorum. Ama yine de bakın size bir şey söyleyeyim. O olumsuz eleştiri yapan insanları ben çok seviyorum. Onlara karşı hiçbir kinim yok, hiçbir kötü bir şeyim yok. Yok, çünkü benim yapımda da yok zaten. Ben buradan hani sürekli ay sen bunu söyle dedin, bunu böyle dedin falan diyerekten ben kavga ederek abone kazanmak istemiyorum arkadaşlar. Bak benim kanalıma geldiğiniz zaman ben eskileri anlatıyorum. Ben kendi özel hayatımı anlatmıyorum aslında. Özel hayatımı anlatsam dayanamazsınız. Bir insan böyle bir şeyleri yaşamış da nasıl katlanmış dersiniz yani, dayanamazsınız. Yani ama Allah sabır verdi. Allah'ı çok sevdiğim için. Allah'ı çok seviyorum. Ve böyle şeyle bak eşim yanımda. Desin bizim çektiğimiz sıkıntıları yani bizim çektiğimiz sıkıntıları yani gerçekten dayanılacak gibi değil. Özel hayatım, ben özele çok girmiyorum. Ben yüzeysel insan ahlakına, insanların yapmaması gereği bir örnek olsun, örnek teşkil etsin diye anlatıyorum. Bir olay anlattığım zaman, bir şeyler anlattığım zaman bilin ki bir örnek teşkil etsin. Biz artık, biz Türk ulusuyuz. Türk ulusunun o güzel evlatlarıyız hepimiz. Bizim ahlakımız çok düzgündü. Biz komşuluğu bilirdik, yardım etmeyi bilirdik. Mesela bizim apartmanda birçok kişi korona oldu. Bu arada misafirlerim de Almanya'da korona olmuşlar. Mahvoldular. Kız kardeşim, eşi falan. Hepsi yatıyor, korona olmuşlar. Korona felaket ilerledi arkadaşlar. Tekrardan kendinize dikkat edin. Komşular korona olmuş mesela. Kapılarına söylemek ayıp. Apartmanda bir ben yiyecek falan götürüp bırakmışım. Götürdüm koydum. Yani poşetle aldım, götürdüm koydum gücümün yettiği kadar. Yani sonradan fark ettiler. Çok teşekkür ede buradan taşındı gittiler birçok kişi. Mesela korona olmuş. Birbirimizden haberimiz yok. İnsanlığımızdan mı çıkacağız yani? Yaklaşma teyze dediler. Ben geriden kapılarına koydum. Gittim mesela. Bu söylenmez, çok ayıp ama. Arkadaşlar ben ahlaki güzel şeyleri yapalım, yapmaya devam edelim. Bizim Türklerin o güzel ahlakları ve o merhameti hiçbir yerde bu kadar yoğun yok. Var. Ben yabancılarda da var. Ben kalkıp bir şey diyemem. Çünkü şahit oldum. Ama Türkiye'deki bu heyecanlı tutum, insanlara yardım etme, ne bileyim işte, onlar hiç bizim kadar bir yerde yok yani. Bizim dilimiz de o kadar güzel bir dil ki Türkçe. Şey yani böyle her hislerini anlatabileceğim bir dil gerçekten. Bu yok yani. Hani onlar hislerini anlatamıyorlar yani kendi dillerinde. Belki de vardır da hani anlatamıyorlar ama bizim merhametimizi ben görmüyorum. Türk merhameti yok yani. Türklere diyorlar ki işte Türkler şunlara katliam yapmış, Türkler şöyle yapmış, Türkler Ermenilere katliam yapmış. Arkadaşlar biz Ermenilere katliam yapsaydık Ermeniler dünya yüzünden silinirdi. Biz Yunanlılara da katliam yapsaydık o ülke, o millet de silinirdi. Osmanlı İmparatorluğu az buz yer değildi. Bugün Amerika Birleşik Devletleri bile halt etmiş Osmanlı İmparatorluğu'nun yanında. Anlatabiliyor muyum? Türk milleti kimseye katliam yapmadı. İftiraya uğradı, katliama da uğradı. Kurtuluş Savaşı'nda neler çektiler. Yani benim dedem anlattı, ben bir daha söyledim. İngiliz askerleri geliyor, kaç tane çocuğu yorganın altına sokup hepsini susturana kadar ne çekmiş onları kurtarmak için. Türk milletinin anası, babası, çoluğu, çocuğu hep birlikte savaştılar. Hepimizin dedeleri. Biz bu vatanı öyle şeye almadık. Yani kafadan almadık yani. Kaç tane ülke saldırdı. O yüzden Allah devletimize, milletimize dünyanın en şeyine, en hayırlı şeyler versin diyorum her zaman için. Yani Türk tarihini de okudum, Amerikan tarihini de okudum. Yani onların tarihini de okuduk. İlgimi çektiği için işte okuma aşkından. Evet arkadaşlar.
bizi cahil, teyze işte, mahalle karısı gibi falan tarzda hitam eden arkadaşlara selam olsun. Evet, ben mahalle karısıyım. Karı demek de erkek bir koca dağdır. Kadın onun başının karı. Ben gurur duyarım kar olmaktan. Bembeyaz kar olmaktan. Dedem Korkut bunu söylemiş arkadaşlar. Ve kar eridikçe dağın eteklerindeki ovada meyveler yeşerir. Erkek bir koca dağ, kadın onun başının karıdır. Bu karı kelimesini yanlış anlıyorlar. Aslında öyle değil. Evet arkadaşlar, işte böyle benim hayatımı size kesitlerle ufak ufak anlattım. Benim o size anlatmak istediğim benim özel hayatım da, evet özel hayatımdan da kesitler anlatabilirim. Şimdi şu anda olduğu gibi. Ama ahlaki ve o insanlığımızı unuttuğumuz yerde ben bunu sadece örnek teşkil etsin diye anlattım. Anlatırım. Özel hayatımı da anlatırım. Bu hiç önemli değil. Çünkü sizler benim ailem oldunuz artık. Evet arkadaşlar, ben böyle bir insanım. Eşim de, o da dışarıdan liseyi bitirdi. Kendi üniversiteyi kazandığı halde, üniversiteyi kardeşi okusun diye, biz varız diye kendini geriye çekti. İngilizce öğretmenliğini kazandı. Ondan sonra birçok kez kazandığı halde kendisini geri çekti. Yani biz kendimizi başkaları için fedakarlık yaptık ve geri çektik. Çocuklarımızı okuttuk iyi kötü. Arapçayı öğrenmek istiyorum dinim için. İngilizceyi öğrenmek istiyorum gelişmek için. Fransızcayı öğrenmek istiyorum birçok dili bilmek için ve Alzheimer olmamak için. Sevgili arkadaşlarım. Yani bu bir internette bir şey gördüm, bir hanım gördüm. Üniversitede okuyormuş köyde, Irazana diye. Çok hoşuma gitti. Kadın baktığımda kendimi gördüm sanki. Üniversiteyi bitirmiş açık öğretimden. Ben de açık öğretim okuyabilir miydim? Bilmiyorum. Başında çok kalabalık vardı. Ben açık öğretim değil. Ben farklı şeyler istemiştim. O zaman açık öğretim bu kadar şey değildi. Sonra bıraktık. Lisede bıraktık. Akşam saat mezun olduk bıraktık. Ben sürekli gelişmeyi seven bir insanım. Şimdi şu anda bana gelecek olan sevgili arkadaşlar, ben para kazanmak amaçlı. Şu anki bak bırakmıştım. 2017'de açmışım bu kanalı ve o zaman zevk için açmıştım. Para kazanma amaçlı değildi. Tariflerimi paylaşmak içindi. Ama tekrardan bırakıp başladım ve benim AdSense'im açıldı. Ben şimdi para kazanmak için eşimle şey yaptık. Eşim teşvik etti. Açalım dedi. Açtık. Ondan sonra şimdi para kazanma amaçlı. Ama kimseye zorla hiçbir şey yaptırmam. Kavga da etmem. Sizler kavgayı sevmiyorum ki diyeyim. İşte ayrıca onun cevabını vereyim, bunun cevabını vereyim demek yerine böyle bir video daha iyi oldu. Ya öyle, öyle. Hangi birinin cevabını vereyim? Herkes bir akıl söylüyor. Mesela şunu yap, bunu yap, şöyle yap, böyle yap diyorlar. Yetişemiyorsun. Hepsine kalplerimi, sevgilerimi gönderiyorum ama bazen görmüyorum mesela, vermemişim. Bir de şu açıklama kısmı neredeyse, işte İngilizce bilsem hani kurcalıyorum. Oraları bulamıyorum. Bir bulmuştum tekrar kaybettim. Yani arkadaşlar şeyi bile bulamıyorum yani. Şu AdSense hesabının yerlerini bile bulamıyorum. Oraya bir işaretledim de oradan giriyorum. Yani nereden giriliyor diye bakıyorum. Yani tıklama yerleri neresi diye dikkatlice bak. Çünkü ben daha çok kitap okurum. Yani böyle bilgisayarı bilmiyorum yani, bilmiyordum. Kullanıyorduk ama hani çok süper mesela, şimdi iyi bilmeye başladım ama yani yerlerini bilmiyorum. Hiç kursuna falan da gitmedim. Artık internetten açıp bakıp göreceğim. Bir şey yazıyorum, onlar farklı bir şey algılıyor. Farklı bir şeye cevap veriyorlar. Evet arkadaşlar, durum bundan ibaret. Ara ara sizlere ben tekrar hayatımızla alakalı kesitler yine söyleyeceğim. Evet dolduğum ya, bir arkadaşım demiş ki çok dolmuşsun teyze demiş. Evet dolduğumuz yerler var. Ama ben dolduğum yerleri taşsaydım, dolduğum yerden taşsaydım siz dayanamazsınız. Yani gerçekten benim anlattığım şeyler hani insanlarımızın daha nazik, daha kibar, daha birbirini sevecen, birbirine saygılı hale gelmesini, korona yüzünden birbirini unutmamasını istiyorum arkadaşlar.
Yani öğrenmenin yaşı yok. Öğrenmenin de yaşı yok yani. Bir dil bilmek yani bir lisan bir insan demek. Yani. Evet, evet. Ben öyle insanlar biliyorum ki adamlar 98 yaşında üniversite diploması alıyor ya. Evet, öyle. Yani ben bakıyorum internette görüyorum ki adamlar 98 yaşında üniversite diplomasını alıyor ve çalışmaya devam ediyor. Yani. Aynen. Yani öğrenmenin şeyi yoktur yani. Herkes istediği gibi çalışır. Gelişmek öğrenir. İstiyorsanız öğreneceğiz. Bayanlar doktor olacağız. Avukat olacağız. Bayan doktorlar mesela erkek doktorlara da mesela namerem değil derler ama doğum yaparken bir bayan doktor olması mesela daha iyi olur değil mi arkadaşlar? Mesela her tarafımı, her derdimi daha rahat anlatabilmem için bir bayan doktor olması daha iyi olur yani. Erkeklere de hiçbir şey demiyorum. Allah razı olsun. Kaç tane kişinin hayatını kurtardılar ben gördüm yani. Çünkü güç isteyen bazı şeyler var. Mesela bir kadın içinde çocuk ölmüştü. Bayan doktorlar çekemiyordu onu. Erkek doktor geldi, çekti çocuğu. Yani kadın ölecekti, zehirlenecekti. Bazı durumlar da var mesela erkek de olması gerekiyor ama bayanların okuması çok iyi bir şey. Para kazanması, toplumsal hayata katılması çok iyi bir şey arkadaşlar. Hepimiz yani kendimizi geliştirmeliyiz. Ha bu arada bir şey daha söyleyeyim son olarak artık kapatacağım. Arkadaşlar ben bu videoyu yükleyeceğim. Bu video bu şekilde konuşma videosu olarak yükleyeceğim. Bundan sonra bir video daha yükleyeceğim bu hafta. Şey yapacağım bir tarif daha benim tariflerimde çok eski tarifler eskiden yaptığımız hani yokluk zamanlarında bir şeyler başarmak için çırpındığımız çabaladığımız yani tarifler mevcut yani yoksa ben de hani internete bakarım onlardan hani bakmıyor değilim bakıyorum tabii ki de onlardan farklı farklı şeyler öğrenirim farklı farklı şeyleri farklı şekilde uygular tarif ederim tabii ki bir gün benim de bittiği yer olacak yani biz de bakacağız değiştirip farklı şeyler yapacağız acaba şöyle olur mu böyle mi ben bu da yoksulluktan kaynaklanan bir şey yemek aşkı Türk kadınlarda genellikle kendi başarma hırsı kendini daha çok iyi yapabilme hırsı ve bunu yani o neyse o gizli tarif neyse mesela şunu alıyorum yiyorum altıma atıyorum. Bunun içinde ne var? Ha domates varmış, şu varmış, bu varmış diye tahmin ede kendimizi geliştiriyoruz. Biz gidip de pastaneden tarif almıyoruz. Pastaneciler bize tariflerini vermez. Niye versin? Eksik verir, satar. Benim işte o sır gibi dediğim tarif Türk tatlısı, Türk simiti, Türk böreği. Arkadaşlar ismini sormuş. Diyerek Araplar yapıyorlar. Bizim Türk pastanelerinde hiç kimse bunun sırrını vermiyor. Ben değişik teknikleri çok seviyorum. Mesela kazanda ekmek pişiriyorlar. Kazanda kek yapıyorlar. Bunlar değişik teknikler. Farklı farklı teknikler. Ben değişik olan teknikleri çok seviyorum. Hepimizin bildiği teknikleri de yaparım. Ama onları da pişirmenin tatlıca, güzelce, lezzetlice pişirmenin yolunu gösteririm. Basit bir melemen çekmiştim. Mesela ezerler, büzerler, şeker gibi. Yediğin zaman lokum gibi yiyeceğin şeyler olmalı yiyecekler. Yiyeceğe saygımız olmalı. Çünkü dünyada yiyecek kıtlığı var değil mi hayatım? Yani bizler iyi kötü alabiliyoruz ama birçok aç insanlar var. O yüzden yiyeceğe saygımız olsun. Yaptığımız şeyi israf edip de kaldırıp çöpe dökmemek için yani çok dikkat ediyorum buna. Hiçbir zaman İsraf eder miyim ekmeğe falan? Ya işte, etmem yani. Yaz günü bazen işte ya biraz küflenir gibi olur da. Şimdi israf etmeye gerek yok. İnsan ekmek bulamıyor. Ekmek bulamıyor. Bunları düşünerek. Ve ekmem yani arkadaşlar. Yokluktan geldik bizler. Her şeyin. Değerini bileceksin değil mi? Güzel pişireceksin. Yaşaman için güzel yemen lazım yani. Güzel vitamin alman lazım ki. Sağlıklı. Sağlıklı yaşayasın. Evet arkadaşlar için, böyle. Yaptığın şeyi lezzetine ve baharatını her şeyini düzgün tadım dilinin tadına göre ayarlayacaksın. Evet. Evet. Sende var yani yapıyorsun. Evet. Eline sağlık. Arkadaşlar boş bir insan olmadığımı anlatmak için değildi bu. Sadece beni tanımanız açısındandı. Yani ben düğünlere falan giderdik. Yemekleri biz yapardık diye defalarca söyledim. Ama tabii orada belli yemekler var.
belli şeyler var. Ama elimizin lezzetini herhalde beğeniyorlar. Etrafımızdaki insanlar da beğeniyor. Ki çağırıyorlardı. Ha bu parayla falan değil arkadaşlar. Kandıklarımız da öyle giderdik, severdik onları. Para almaz, ücret almaz. Yani komşularımıza. Gel Selma şunu nasıl yapacağız? Dolmanın için nasıl yapacağız? Şunu nasıl yapacağız? Pide için nasıl olacak? Hani sürekli dilini, tadım dilini de araştırdığım için şöyle koyalım, böyle koyalım diye yardımcı olmaya çalışırdım. Ben fıtığı olduğum için ben hani o tarz bir aşçılık işine giremedim. Çünkü belimden çok yıllı 25 sene çektim. Bayağı sonra da en sonunda patlamaya yakın ameliyat oldum. Fıtık patlıyordu. Acile gittim. Ve senelerce çektim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şunu söyleyecektim. Bak yine araya laf girdi. Söylemedim. Arkadaşlar ben bütün Türk kadınlarını bana komşum diyen, canım diyen hepsi benim canımdır. Bana gelip de ben sayfanı takip edeceğim, benim de sayfam var. Buyur komşum sen de gel diyenlerin ben de evine misafir olurum. Niye olmayayım ki? Niye destek olmayayım? Uzayan kol bizden olsun, anlatabildim mi? Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Geçmiş bayramınızı da kutluyorum. Bu arada bayram da kutlamadık. Yorulduk ettik ama hepimizin geçmiş bayram mübarek olsun diyelim artık. Bayram bitti ama. Ben çok yoğundum. Geçen şeker bayramında bayram videosunu çektim ama bu bayram çekemedim. Ben bayramdan bir gün önceye kadar hala ev topluyordum arkadaşlar. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Beni daha çok iyi tanıyacaksınız sevgili arkadaşlarım. Keşke üniversitede okuyabilseydim. Keşke öyle bir ailem değil de farklı bir şeyler olabilseydi ama bu da benim kaderim, yazgınmış. Olsun, şükürler olsun. Eşim çok iyi. Ya şimdi insanlar, herkes ailesini kendi seçmez. Kendi seçemez. Kendi seçemiyor. Seçebilsin tabii. Ama iyi yönleri de vardı yani. Değişik seçiyorsun ama hadi tatlı her şey oluyor işte. Babamın İnsanlar mesela Allah'ı aşırı derecede sevdiğini, farklı iyi şeyleri de çok fazlaydı yani, o yönleri de vardı. Yani hayır etmeyi asla haram yemezdi, kimsenin malına göz dikmezdi. Mesela kendisi taksiciydi, böyle koca bir çanta altın bulduğunda sahibine iade ettiğini, bir teşekkür bile almadığını bilirim yani. Böyle de bir adamdı ama kadınlar konusunda çok tutucuydu, annem için de benim için de. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Allah hepinizi sağlıklı yapsın. Daha doğrusu bunu söyleyeyim. Hepinizi önce sağlıklı, sonra bol kazançlı her şeyi yapsın arkadaşlar. Türkiye'miz hepsi düzelecek. Her şey yoluna girecek. Ucuzluk da olacak. Bizim burada her şeyi petrolümüzde, dolarımızda inecek. Emin olun. İndirecekler. Hoşça kalın arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler dilerim. İnşallah evinize bereket eksik olmaz. Allah yardımcınız olsun. Hepinize selam, saygılar. Evet, eşim de söyledi. Bundan sonra artık eşim de artık birlikte olacak. O arkada, kamera arkasında da oluyor arkadaşlar. Bana yardım etmeye çalışıyor. Ayağı, tek bacağı yana kayık ama çok şükür Allah'a. Biraz daha iyi şükür. Şişinmiyor ama, daha şişi var ama geçecek o da inşallah. O çok azimli. Hoşça kalın. Şimdi kapatalım her zamanki gibi.